Çalışması. Sadece kişi özel. Adamın oğlu savcı diye sadece evine kadar yapıyor. Buradan bu yani göster. 15 tane ev var. 15 tane eve hiçbirisine bir hizmet gitmiyor. Sebebi ne? Doğalgaz geldi oraya kadar. Şimdi altyapı geliyor. Kanalizasyon çalışması. Bak eşeği görebilirsiniz. 5 metre kadar derinlikte sadece bir eve geliyor. Burada eğer burası Malatya'ya merkeze bağlıyorsa 1 metre ilerisindeki ev de bağlı. Bak 2 metre ilerisindeki ev şu anda bağlanmıyorlar. Sadece Burhan Bey'in neymiş şeymiş, oğlu savcıymış. Niçin bizim oğlumuz savcı hakim olmadı diye bizim evlerimize benazıyorum altyapı gelmeyecek mi? Yetkililere sesleneyim. Eğer bizim de bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak da bir hakkımız varsa, bir şeyimiz varsa vatandaşlık hakkımız, o zaman bu hizmetin bizim kendi evlerimize kadar gelmesini istiyoruz. Herkes istediğim gibi yaptırabilir. Turan Bey diyor ki, oğlum savcı, ben istediğim gibi yaptırabilirim. Bizim oğlumuz savcı değil, hakim değil. O yüzden yani bize hizmet gelmesin. Allah razı olsun. Ana şebekeyi getirdi. Geleceğe muhtar seçimine onay verdi. Turan dayıma. Tekrar. Geleceğe muhtarlık seçiminde Turan dayıma hizmet edeceğim. Bu adam hizmet yaptı. Her iş elinde gelir. Her iş gelir. Doğalgaz Turan dayım getirdi. Oğlu savcı diye mi? Allah nasip etmez. Oğlu savcı diye mi? Oğlu savcı diye. Başka gün diyemiyor. Çift muhtar var. Galiba çift kur sırtına. Başka bir şey istedik. Yani biz adamlardan bizi devlet için aldık. Özel sektör bir. Hiçbir şey. Kanalizasyonumuz pislik geçsin. Biz dua edelim. Başka bir şey istemiyoruz. Yani. O kadar artık taciz olur. Sinekten, pislikten. Açık ahi. Abim taciz olur. Abimin ki oraya ahi. Komşum taciz olur. Komşumun ki dışarı ahi. Ben taciz olayım. Kanalizasyonumuzun gelmesini biz istik. Özel olaraktan bir kişiye kanalizasyon gelmez. Gelirse ümmi kişi o komple maalesef gelmesi gelsin. Lazım. Ben öyle istiyorum. Yetkililerden bunu bekledik. Haydırlı biz ara yolları kullanıyoruz. Bize kanalizasyon gelecek diye razıydık. Ama bunlar şahsa göre şey getirirler. Kanalizasyon getirirler.
şahsa göre hizmet yapıyorlar. AK Parti'se biz de oy verik. Biz de yanında durduk şimdiye kadar ama şimdi bu yarı yola kadar geliyor. Ondan sonra yok başka bir şeye, şirkete vereceğiz. Yok bilmem ne. Bizi ya uyutmaya çalışıyorlar. Oysa her gün biz kanasyonu boruyla açık şeydik. Yani bu kokudan çıkamayız. Kanasyon içeri vuruyor. Niye yarıya kadar gele de bize gelmiyor yani? Sebebini biz de soruyoruz yani. Şimdi belediye nedir? Belediye hizmet için vardır. Belediye vatandaşa eşit bir şekilde davranması lazım. Belediye, biz bakıyoruz hakikaten yani belediyenin gücü, bu makinelere baktığımız zaman bu makinelerin buraya gelmesi, buraya taşıması, bu kadar masraf, ondan sonra gereken bütün mahalle nereye kadar yani evler varsa gitmesi lazım. Yarın bu makinelerin gittikten sonra tekrar o kadar masraftır, o kadar yani vatandaşa büyük bir eziyet olur. Yani tamamıyla her bir yere kadar gelmişse birkaç evin ötesine gitmemesi için insan vatandaş düşünür. Acaba niye hizmet o nedir veya o niye benedir? Yani insan belediye dediği zaman hizmet için eşit bir şekilde olması lazım. Yani biz istiyoruz ki kanalizasyon tamamıyla bütün vatandaşlara eşit bir şekilde gelmesi lazım. Teşekkür ederim. Mahallemizin, kendi hanemizin 7 tane evimiz var, şeyimiz yok. Kanalizasyon yok. Ha, atık su bedeli ödüyoruz. Şu anda 1 kilometre ileriden gelip 5 metre tabanına gelip şahıs bir eve verirse bu adaletsiz olur. Kalan 200 metre ileride 10 evimizin kanalizasyon bile yoktur. Yarıya kadar doğalgaz da geldi yarıya kadar. İmar yok dediler. Ondan sonra imar olan yere imar vermediler. Şu anda kanalizasyonumuz yok. Bize gereken yerlere müracaat edeceğiz.